Herkese merhabalar. Asiklet Boks kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Oleksandr Usyk, Anthony Joshua karşılaşmasının maç sonu yorumuyla karşınızdayım. Tabii beklediğimiz gibi Oleksandr Usyk 4 kemeri birden unanimous decision'la kazandı. Ve gördüğünüz gibi çok da duygulandı maç sonunda. Tabii ben de duygulandım. Gerçekten çok güzel bir zafer elde etti. Bu karşılaşmada öncelikle neden beklediklerimiz oldu? Buna gelecek olursak, tabii bunları önceki maç öncesi videosunda da söylemiştim ama Joshua bu karşılaşmayı tamamen neyden kaybetti? Tecrübesizlikten. Ve işte kafasının çok sabit olmasından birçok yani birçok aslında eksi var da bunlardan en önemlisi bir şampiyona yakışmayacak kadar yavaş bir kafası olması. Usyk'e dikkat ettiyseniz çok çok hareketliydi. Sürekli kafasını da hareket ettiriyordu. Bunun dışında Joshua'nın tekniği yeterli değildi. İşte adımlamaları düzgün değildi. Ringi yeterince iyi kullanamadı. Sadece işte power punchlarla ve direkt yumruklarla rakibini sarsmaya çalıştı. Bazı roundlarda fena götürmedi bu olayı. Ama genel itibariyle baktığımız zaman Anthony Joshua çok bir şey yapamadı Usyk'e karşı. Şimdi Usyk bu karşılaşmayı beklediğimiz gibi nasıl kazandı? Buna gelecek olursak, Usyk bir defa birinci rounddan itibaren ayaklarını çok iyi kullandı. Ringin tamamını kullandı. Çok hareketliydi. Kafası da çok hareketliydi. Elleri de ayakları da muhteşem bir adımlama yaptı. Gerçekten. Ve karşılaşmayı çok güzel dengede götürdü. Tabii tartışmalı bir durum var. O da maçın son işte 6-7 saniyesi erken bitirdiler karşılaşmayı. Muhtemelen Joshua knockout olmasın diye böyle bir şey yaptılar. Tabii bu da çok büyük bir saygısızlık yani boksa karşı. Maç İngiltere'de diye kendi boksörlerini adeta korudular. Ama şunu da söyleyeyim. Usyk eğer hani maç erken bitirilmeseydi de yine bilerek knockout etmeyecekti diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla da zorlamadı. Zaten son roundda son saniyelere geldiğinde kazandığını da biliyordu. Çok da zorlamadı. Ondan sonra ya daha doğrusu Joshua'yı düşürmek de istemedi. Öyle söyleyeyim. Zaten açıklamalarında da bunu belirtti. Şimdi Usyk tabii bundan sonra ne yapabilir? Bu olay çok çok daha önemli. Çünkü Usyk biliyorsunuz artık 4 kemerin sahibi. Rövanş olacak mı? İşte olursa nasıl olur? Konuları çok böyle konuşuluyor bu aralar. Tabii rövanş olursa bence sonuç değişmeyecektir. Hatta Joshua rövanşta daha da çabuk knockout olabilir. Şimdi knockout olmadı ama o zaman knockout olabilir. Çünkü Usyk ben de farklı geleceğim demişti. İşte Joshua'nın farklı geleceği sorusuna. Aslında Joshua da biliyor arkadaşlar şeyi Usyk'i yenemeyeceğini ama bir defa daha belki denemek istiyor. Şampiyon boksörün hakkıdır rövanş maçı. Çıkabilir ama Joshua derse ki ben bu karşılaşmaya çıkmak istemiyorum. Veya işte 1-2 maç yaptıktan sonra denemek istiyorum. Bu da artık seçenekler arasında. Usyk tabii bütün dünya işte şey dedi upset yani büyük hayal kırıklığı işte şey Joshua için falan ama arkadaşlar ortada bir hayal kırıklığı falan yok. Maçı zaten kazanacak olan Usyk bu belliydi yani. Ben aylar öncesinden de söyledim. Dünya dedim bu duruma şaşıracak. Çünkü dünyada gereksiz aşırı bir hayranlık var. Ya bugün burada mesela Usyk'i övüyoruz ama Usyk'i övmemizin sebebi şu. Söylediklerimizin karşılığını Usyk ringde fazlasıyla verdi zaten.
Ne dediysek yaptı adam ringin içinde. Bundan dolayı yoksa Usyk gider, başka birisi gelir. Yani bunlar aşırı hayranlığa ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Özellikle İngilizler dediler ki işte Joshua çok büyük bir adam, Usyk'i nakavt edecek, bitirecek. İşte Usyk ağır siklet bile değil. Yani bunlar tamamen popülist açıklamalar. Boksu gerçekten bilen insanlar zaten Usyk'in bu karşılaşmayı kazanacağını tahmin ediyorlardı. Önemli isimler. Ama diğerleri işte aşırı hayranlıktan. Ben hatta şeylere de bakmıştım maçtan önce. Dünya geneli oylamalara işte kim kazanır diye. Orada %65'in üzerindeydi Joshua ama tabii ki boks kazandı. Alexander Usyk kazandı. Teknik kazandı diyebiliriz. Bu açıdan gerçekten çok mutluyum. O ağır siklete beklediğim heyecanı getirmeyi başardı Usyk. Ve bundan sonra da şunu söylemek istiyorum. Eğer Usyk Joshua gibi, işte Wilder gibi, Fury gibi böyle 1,5-2 senede veya 1 senede bir maça çıkarsa ben kesinlikle Usyk'i listemden çıkartacağım. Onu da söyleyeyim. Ben yani boksörüm diye bu adamı harcayamam diye bir şey yok. Ben sadece bu adama şampiyonluk karşılaşmasına çıkacak diye tolerans gösterdim. Yoksa dikkat ettiyseniz Usyk de yılda bir maç yapmış. Ama bundan sonra eminim ki daha sık maça çıkacaktır Usyk. Eğer çıkmazsa zaten listemden onu çıkartırım. Ben zaten şampiyon olacak boksör bulmak konusunda çok çok tecrübeli olduğumu, yetenekli olduğumu düşünüyorum. Ve söylediğim listemdeki adamlardan birisi de görüyorsunuz. Kemerleri bir maçta hemen topladı. Usyk'i tekrardan tebrik ediyorum. Gerçekten duygulandı maç sonrasında. Çok çalışmış. Ringe çok güzel yansıttı bunları ve çok tarihi bir maç gerçekten bizlere izletti. Ben zaten hani söylemiştim. Sürekli ben demiştim demek de istemiyorum ama bu karşılaşmayı muhteşem yapacak olan şey 12 round sürecek olması diye bir önceki videoda belirtmiştik ve 12 round boyunca bize çok güzel bir boks gösterdi. İki boksörü de tabii ki tebrik ediyorum. Anthony Joshua'yı da cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü Usyk'le karşılaşmayı direkt kabul etti. Bu da güzel bir davranıştı. Şimdi tabii Joshua bundan sonra ne yapabilir? Açıkçası büyük bir soru işareti. Daha iyi bir antrenörle belki çalışması gerekebilir. Köşesi pek ona yardımcı da olamadı karşılaşmada. Ve daha iyi bir şey bulması lazım kendine. Daha iyi bir antrenör bulması gerektiğini düşünüyorum. Kendini geliştirirse Joshua, çünkü Usyk'le maç yapmak çok büyük bir tecrübe. Maç neden Usyk tarafına gitti? Usyk belki yani 360-370. Defa ringe çıkıyor. Yani amatör kariyerinde 350 maçının sadece 15'ini kaybetti. Bunu söylemiştik. Profesyonel kariyerinde de henüz yenilmedi Alexander Usyk. Bunlar çok önemli şeylerdi. Bakın boksta tecrübe, ayaklar ve ring IQ'su çok önemlidir. Bunların öne çıktığını bu Alexander Usyk karşılaşmasında gördük. Ve bütün dünyada boksun ne olduğunu daha önceden de belirttiğim gibi Usyk'le hatırlamış oldu. Bundan sonra tabii akıllarda şu soru var. İşte Usyk, Wilder Fury galibiyle maç yaparsa kim kazanır? Tabii bunu şimdiden kestirmek çok çok zor. Çünkü formda bir Fury Alexander Usyk'i çok zorlayabilir. Ben öyle düşünüyorum. Ama formda bir Alexander Usyk de yine Wilder ve Fury'yi çok çok zorlayacaktır. Çünkü Alexander Usyk çıtayı çok çok yükseltti ve dedi ki bu benim siz daha hani Usyk'i daha görmediniz daha bunun üzerine koyarak geleceğim dedi. Bunun da daha üzeri varsa yani muhteşem olur diye düşünüyorum. Hep birlikte
Tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Bundan sonra yanılmıyorsam 9 Ekim'deki Wilder Fury gecesindeki karşılaşmaları yorumlayacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.